Malum havalar ısındı. Şu an sizlere İstanbul Sultanahmet bölgesinde Kadırga'dan sesleniyoruz. Doğru mudur? All Star Travel'ın konuğuyuz. Yanımızda Fehmi Kurnaz var. İşletmemizin genel menajer, aynı zamanda CEO'su. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Fehmi Bey, nasılsınız? Teşekkürler, sizi sormalı. Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Malum havalar ısındı. Tabii rehberlik etmemiz gerekiyor bize yolculuklarımızda, seyahatlerimizde. Bu anlamda öncelikle bilgiler alacağız ama sizleri tanıyalım. Fehmi Kurnaz kimdir? Evet, All Star Travel'ın yetkisi ve direktörüyüm ben. Aynı zamanda seyahat danışmanlığı da yapıyorum müşterime. Web sitesinde kendim üretiyorum. İşte programları hazırlıyorum müşterimize. Genelde biz incoming yapan bir seyahat acentesiyiz. Tabii yerli müşteriye de hitap ediyoruz bu arada. Incoming yapıyoruz dediniz. Ülke tercihiniz, seçiminz var mı? Genelde nerelerden geliyorlar? İlk önce yabancı turistlerimizle başlayalım. Yerli turistlerimiz hakkında bilgileri zaten birazdan alacağız sizlerden. Yani müşteri ayrımı yapmıyoruz. Ziyaretçi ayrımı yapmıyoruz. Dünyanın neresinden gelirse gelsin hizmet veriyoruz. Tabii verdiğimiz hizmetler gelen ülke konuğunun kültürüne göre değişiyor. Mesela bir Arap kökenli bir müşteri Avrupa'da yaşıyorsa Efes'i gezdirebilirsiniz. Kapadokya'yı da gezdirebilirsiniz. Ama bir Suudi Arabistan'da, Irak'ta, Kuveyt'te böyle çölün olduğu yerlerde çalışan, oradan gelen konuklara Bursa'yı, Karadeniz'i gezdirebilirken Efes'i tabii yeşilin ve denizin olduğu, doğanın olduğu yerleri gezdirebiliyorsunuz. Sapanca gibi, Karadeniz gibi, Uzungöl gibi, Ayder gibi. Bazılarını tabii Batum'a kadar da götürebiliyoruz. Yine güzel yerlerdir. Evet. Evet, şunu sormak istiyorum. Ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Yani tam anlamıyla kültür ev sahipliği yapıyorsunuz aynı zamanda. Mesela örnek veriyorum. Alman bir aile geldi, turunuza katıldı. Ne gibi turlar, nerelere turlar düzenliyorsunuz? İstanbul işiyle sınırlı mı ya da sınırlı olduğunuz iller var mı? Neler yapıyorsunuz? Biraz da hizmetler hakkında bilgi alalım. Turizmde sınır tanımıyoruz. Türkiye'nin her yöresi bizim güzel ülkemizin semtleri, şehirleri, bölgeleri, her yere müşterinin gittiği, ulaşımı olduğu, uçağın uçtuğu her yere müşteriye götürebiliyoruz. Butik bir tur düzenliyoruz genelde, incoming yaparken. Şekillendiriyoruz biz her turu, müşterinin isteğine göre şekillendirebiliyoruz. Bugün siz geldiniz, diyelim ki ben Efes'e gitmek istiyorum, Efes'e gönderebiliyorum. Ertesi sabah 5'de otelinden alarak, gidip uçağına yetiştirerek, oradaki yerel rehberimizi karşılatarak havalimanında turunu yaptırabilip akşamını tekrar getirebiliyoruz. Günübirlik. Çok güzel. İyi senkron oluyorsunuz o zaman. Tabii ki. Peki gelelim yerli turistlerimize. Şu an ekran başında bizleri de izliyorlar zaten. Hazır tatil planları yaparken onlar hakkında da biraz bilgi alalım. Yerli turistlerimize ne gibi imkanlar sunuyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Onlara hizmetleriniz nelerdir? Yabancılara sunduğumuzu onlara da sunmaya çalışıyoruz. Turları tabii çeşitlendiriyoruz. Biz butik, genelde butik grup değil de böyle mass tourism değil. Top böyle bir otobüsü doldurduk, herkesi götürmüyoruz. 20 kişi de olsa, 10 kişi de olsa götürebiliyoruz biz. Yani müşterinin bütçesine göre de tur yapabiliyoruz. En çok nereden talep geliyor peki? Türklerden mi, dışarıdan mı? Şu an dışarıdan bayağı talep alıyoruz. Rezervasyonlarda bayağı bir hareketlilik var. Bu sene bir öncekisine göre daha iyi oldu. Seneye biraz daha fiyatların otellerde büyük ihtimalle fiyatlar yükselir. Havayolu fiyatları yükseltmiş durumda zaten. Ama buna rağmen müşteriler gelecek. Biz yine ucuz ve cazibesi yüksek olan bir memleketiz. Peki ileriye dönük hayalleriniz neler var All Star ile ilgili? Genelde ben İstanbul'un göbeğine Marmara Denizi'nde bir gemi alıp, burada bir gemi alıp onu otele dönüştürmek istiyorum. Yani, keşke bu projeyi söylemeseydik. Bu çok güzel bir hayal mi? Yani birkaç tane gemi almayı talepte bulundum ama bir türlü bitirmek nasip olmadı. İlk müşterinizim Fehmi Bey. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Başarı yolundaki hedeflerinizin devamını diliyorum. Bize verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. Zaman ayırdığınız için biz sizlere teşekkür ederiz. Biz sizlere teşekkür ederiz. Çok sağ olun.